Sevgili arkadaşlar, yazım yanlışları konumuzda ayrıyeten vardı, videolarımız vardı. Ona devam ediyorum. Yine yazım yanlış yapılan cümlelerden kurallara gidiyoruz. Sistemimiz bu. Arkadaşlar, cümlemiz dün Belgrad ormanlarında piknik yaptık. Şimdi Belgrad ormanları, buradaki o büyük olacak. Tabii bu o büyük olunca da burada apostrof gerekiyor, ayrı yazılacak. Çünkü Belgrad Ormanları bir özel isim. Kuzenim Ankara Üniversitesi'nden mezun oldu. Kurum adları özeldir ve büyük yazılır. Yine aynı işlemi yapıyorum. Ü büyük, üniversite sinden derken sinden sonrası ayrı yazılacak. Şimdi ünvan isimlerimiz var bizim. İşte Fatma Hanım, Ahmet Bey, Doktor Ali Bey gibi. Doktor Ahmet Bey ünvan sözcüğü olduğu için doğrusu B büyük yazılacak. Şimdi şöyle bir kuralımız var. Bu cümlede karşımıza çıkıyor. Gezegen ve uzayla ilgili sözcükler kendi anlamlarında, uzaydaki anlamlarıyla kullanılırsa büyük yazılıyor. Fakat başka, bunun dışındaki başka bir dünyalar kadar işim var örneğin. O zaman küçük yazılıyor. Burada gördüğümüz gibi. Demek ki bugün dünya kadar işim var. Dünya sözcüğünün büyük yazılmasına gerek yok, küçük. Ama bu dünyanın aydan çekilen resmi derken dünya ve ay uzaydaki anlamlarını içerdiği için ne yapılıyor? Büyük yazılması gerekiyor. Dayım 15 Nisan Salı günü gelecek. 15 Nisan Salı özel bir gün olduğu için buradaki Salı'nın S'si büyük yazılacak. Sonra darmadağınık odaya girdik. Darmadağınık sözcüğü ayrı yazılmış. İkileme ve bitişik doğru olanı bitişik yazılması. Bugün kilo aldığımı fark ettim. Bundan önceki, dünkü videomda vardı arkadaşlar. Yardımcı eylemle kurulan fiil etmek eylemiyle, fakat birleşirken, sözcüğe birleşirken ses olayı olmamış, ses türemesi ya da ses düşmesi olmamış, fark etmek ayrı yazılacak doğrusu. Kardeşim artık iyi oldu. Burada da tersine yine bitişik yazılmış, yanlış. İyi oldu, olmak sözcüğüyle, eylemiyle birleşmiş. Fakat herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı yazılıyor. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. İkilemeler ayrı yazılır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayıracağız. Sabahki telefon sesine uyandım. Sabahki, burada bağlaç değil ki. O yüzden sabahki telefon sesi, sıfat yapan ki ve ilgi zamiri olan ki sözcüğe bitişik yazılır. Burada bitişik olması lazım. Bahçedeki kovayı getir. Aynı şekilde buradaki ki bağlaç değildir. Nasıl kova? Bahçedeki kova sıfat yapan ki'dir ve bitişik yazılması lazım sözcüğe. Ben ağlamıyorum ki üzülme. Bakın vurgudan da fark etmeniz lazım. Ki iki sözcükleri birbirine bağladığı için bağlaçtır ve ayrı yazılması lazım. Annesi de onu çok şımartmış. Annesi de, vurgudan da belli zaten. Bağlaç olan de olduğu için, bağlaç olan de, ayrı yazılması lazım. Şimdi sen de mi geleceksin? Mi soru takısı soruyor. Sözcükten ayrı yazılır. Hangi halde olursa olsun. Aynı şekilde hemen buna bağlı olarak biraz gelir misiniz? Gelir misiniz? Biz bitişik yazılmış. Hayır, kesinlikle soru takısı olan mi ve mi'ye gelen şahıs ekleri de olsa misiniz şeklinde ayrı yazılır.